Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken bir münafıkla Kurtubi rahimeullah bu kişinin isminin Bişir olduğunu söylüyor. Sadece rivayette bu geçiyor. Bişir. Kurtubi'de geçiyor. Nakli Kurtubi'den vereceğim, bitireceğim. Kimle ihtilafa düşüyor? Yahudi bir adamla. Allahu Ekber. Yahudi diyor ki meseleyi diyor peygamberinize götürelim. Yahudi diyor ha. İsa abi. Yahudi diyor. Meseleyi peygamberinize götürelim. Resulullah çözsün bunu. Adam biliyor işi. Çünkü peygamber adaletlidir. Ama tabi olmuyor. O ayrı mesele. Genlerinde var. Meseleyi diyor peygambere götürelim. Peki münafık ne diyor sizce? Münafık ne diyor sizce? Meseleyi diyor Kabbin Eşref'e götürelim. Yahu bu adam kim? Yahudilerin lideri. Allahu Ekber. Tezatı görüyor musunuz kardeşim? He? Valla bastonu var mı bilmiyorum. Vardır muhakkak. Baltası var, güzel. Kabbin Eşref'e götürelim diyor. Bakın dikkat edin ha. Kabbin Eşref Yahudi liderlerindendir. Peygamber'e en çok söven adamdır. Peygamber'in hanımlarını şiirleriyle dillerine dolayan ahlaksız, edepsiz bir adamdır. Resulullah haddini de bildirdi elhamdülillah. Medine'de kellesini aldırdı. Onun da altını çizelim. Münafık ne diyor? Kabbin Eşref'e götürelim diyor meseleyi. Allahu Ekber. Tamam. Mesele nereye geldi? Yahudinin ısrarlarına dayanamadı. Münafık peygambere gittiler. Bu rivayet sadece Kurtubi'de var. Tamam. İbn Abbas'ta geçiyor. Yahudi ısrar etti. Aldı adamı Resulullah'a götürdü. Münafığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafığın lehine hüküm verdi. Dedi ki Yahudinin lehine hüküm verdi. Dedi ki Yahudi haklıdır. Münafık çıldırıyor. Diyor ki gel diyor meseleyi bir de kime götürelim? Ebu Bekir'e götürelim. Meseleyi Ebu Bekir radıyallahu anh'a taşıyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh dinliyor. Diyor ki Yahudi haklıdır. Münafık iyice nedenlenmeye başladı. Yalnız bir adama çattı, fena tosladı. Nereye? Ömer bin Hattab'a. Dedi ki gel meseleyi Ömer'e götürelim. Bakın Ömer bin Hattab hiç meseleye hüküm vermedi. Dedi ki siz bu meseleleri kime bildirdiniz? Dedi ki peygambere götürdük. Doğru mu diyor Yahudi? Evet diyor doğru. Ne dedi diyor? Diyor ki ben haklıyım. Başka? Diyor Ebu Bekir'e götürdük. Diyor doğru mu Yahudi'ye diyor? Evet diyor doğru. Ne dedi diyor? Diyor ben haklıyım. Diyor bekleyin diyor. Biraz bekleyin diyor. Ömer bin Hattab odasına çekiliyor. Kılıcını alıyor. Ve münafık yere düşene kadar, dikkat edin kardeşler, ölene kadar boynuna vuruyor. Münafık yere düşene kadar boynuna vuruyor. Mesela hemen Resulullah'a intikal ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Diyor ki ya Ömer, sen diyor şimdi diyor bu ümmetin diyor Faruk oldun diye. Allahu Ekber. Hak ile batılı tabirinde ortaya çıkarttın. Kurtubi diyor ki rahimeullah İbn Abbas'tan delil veriyor. Ömer bin Hattab'a diyor bundan sonra diyor Faruk ismi verilmeye başladı. Evet aziz dostlar. Mesele bu derece ciddi. İman eden insanlar Allah'a, Resulüne itaat edecek. Sizden evet şeriata teslim olmuş ve şeriatı hakim kılmış ve şeriatın kurallarına göre hareket eden yöneticilere itaat edecek ve aramızdaki ihtilafı Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ileteceğiz. Allah-u Teala bu minval üzere yaşamayı bizlere nasip etsin. Ümmetin içerisindeki sıkıntıları gidersin.